Her şeyimiz tam mı? Kalsit aldım ben. Bu hap sefa ya. Şurup alacaktın. Kalsit yapma tamam. Hadi ya. Hadi abi gaz al. Bak sana çıkalım Artur. Sen. Yiyorlar. İstanbul'un parkında, yıldızların altında, ben bir ağaç sevmiştim. 300-500 yaşında. Kim bu gençler? Y kuşağı. Nedir, neyi seviyor? Y kuşağı. Elimizdeki dataları doğru okuduğumuzu düşünüyorum. Meydana baktığımızda ciddi bir mizah örgüsü de görüyoruz orada. Hak arıyormuş. Ne hakkı ya? İstanbul'un parkında, zaman aşımı altında. Ben bir kahraman buldum ha, yaprakların arasında. At bininle gelemezsin, vapura zaten binemezsin. Köprüyü de geçemezsen yanındayız bilirsin. Sonra kızlarıma telefon ettim. Çıkın dışarı, geziye gidin diye. O zaman senin her gece gezi parkına niçin gittiğini anladım. Sandalyeden düştüm ilk. Ya baba diyorum, benim bütün arkadaşlarım orada, gelmem lazım. Annemle el ele biber gazından kaçtım. Burada gazlarımı sağlam yedim. Ben gittiğimde oldukça elimi kolumu sallaya sallaya hiçbir şekilde maske takmadan gittim. Yanda işte polisler bastırmaya başladı. Yavaş, yavaş, yavaş. Asıl ben gazı ilk orada yedim yani. Ondan sonra o tahsil menler geldi sağ olsunlar. Kabataş'tan geldik. Eve gitmemiz lazım. Eve nasıl gideceğiz? Ben de dalabilmiştim. Kendim bilmez yaşımda. Buradan muntazam takip ettim. Sonra televizyonları açtık. Bir şey göremedik, sinirlendik. Taksim yanıyor dedi. Taksim'e saldırdılar. Sonra canlı yayın bulmaya çalıştık şeyden, internetten. İnsanların aslında zaten sosyal medyayı kullanmaktan başka bir haberleşme şansları kalmadı. Endişelenmemem mümkün mü? Bir kere biber gazı. Biber gazı yemedik, o yeni moda şimdi. Bizim zamanımızda yok, biz çok çok yedik ama. Gençlerin bu kadar, yani niye bu kadar direndiklerini ama sonra da hak verdim yani. Su sıkıyorlar ya. Benim bir tane oğlum var, ben niye destekleyeyim ki oğlumun oraya gitmesini? Valla Feymiş hakkında korktuk. Hani bütün gün haber alamadık. Korkmuyorum. Çünkü korkacak bir şey yapmaz benim çocuklarım. Yazdıklarımızdan, kışlıklarımızdan eksik kalmaktan korkuyoruz. Hayat standartlarımızın düşmesinden, ucunun bize dokunmasından korkuyoruz. İstanbul parkında, biber gazı altında. Ben bir slogan, haha annem benim yanımda. Ne zamandır söylersin, yetti artık dur dersin. Beş ölüyü gömersen bir doğru mu edersin? Bunlar kimdir? Bunlar pırıl pırıl aslanlar gibi bizim evlatlarımızdır. Şimdi günah değil, 12 gündür parklarda çoluk çocuk yatıyor. Anıl yerine bir başkası ben yani hiçbir zaman herhangi, çocuğu değilim sanki. Herhangi bir şeye gitmesine... Biz hep çocuklarımıza güvendik. Benim oğlum 88 doğumlu. Senin oğlun? 92. 92. Yani... 93 doğumlu. Çok güzel bir şey yaptılar gerçekten. Keşke bir gidip bizi orada kalsak. Herkesin evladı çok tatlı ve kıymatlıdır. Zaten onlar iyiliklerini belli ettiler. 3 kişi toplansa Nazlı'yı arayıp çabuk eve dön diyen biri şimdi de İşte çocuğum gaz maskeni al, hadi git güle güle. Hakikaten iyi oldu. Bir sebep oldu bir ağaç için. Kötü bir şey değil ki orada gezmek. Önceden hiç göndermeye çalışıyorlar. Şimdi git ama arkalarda dur. Bir korumacı seviyeye geçtiler. Annem çok ilginç ya. Diyor ki, hiç aklıma gelmezdi Eylül'e işte gaviş konusu hazırlayacağım. Annem benden daha aktifti. Oğlum gitme diyenler, bir baktım babam yanımda, annem yanımda. Çocuklar niye politikaya meraklı değil. Oyun oynayan, apolitik, hep öyle dedik yani. Apolitik duruşlarını da ben onları destekliyorum. Haklılar, haklı bir duruş. Bir kere apolitik olmak nedir bir düşünmek lazım. Mümkün değil şu anki gençleri okumaları, anlamaları. Toplumsal ayaklanmaları sadece size dokunup dokunmamasıyla ilgilenmezsiniz. Bir gök kuşağında ne kadar renk varsa hepsinin içinde barınıyor. Gezi Parkı değil benim için o, Demokrasi Parkı. Bu aslında empati kurmakla ilgili bir şey. Park direnişine herkes... Eyvallah, okey. Koşa koşa geliyorum. Bunu görmek ve yaşamak istiyorum. Burada taraf yok çünkü. Ama sözleri geçmiyor. Azlık, az diye sözleri geçmez başka. İnşallah da geçer. Bir öğrencinin polisin karşısında şiir okuduğu sahneyi hiç unutmuyorum. Ve bir çocuk gitar çalıyordu. Evet. 3 kişi çıksak Taksim'e, slogan atmaya başlasak, arkamızda binler olduğunu biliyoruz artık. Şimdi bu sorumluluğu devam ettirmek önemli. Bir kere tek yönlü bakmaktan kurtuldu bence bu jenerasyon. Ne değişecek? Yine her şey aynı kalacak. Bakış açısıyla yaklaşan da birçok tanıdığım vardı. Bu şeyi birlikte karşı koyuyoruz.
Daha güzel oldu böyle. Ama baba, şimdi sıra bizde artık. İsyan. Ben Ethem'in annesi olarak bütün anne babalara sesleniyorum. Meydana insinler, çocuklarının arkasında dursunlar. Gençliği evet. Bence hatırlanacak. Tarihe yazacaklar yazacaklar yani Türkiye kesin. Tarihine.